Merhaba, nasılsınız? Hoş geldiniz. İyi, teşekkürler. Siz nasılsınız? Biz de iyiyiz, teşekkür ederiz. Vaktinizi çok almadan isterseniz ben sizi sunumunuzla baş başa bırakayım. Sonrasında soru cevap kısmında tekrardan görüşeceğiz. Tamamdır. Süper. Ekranım gözüküyor şu an değil mi? Evet. Merhaba arkadaşlar. Hoş geldiniz. Bugün biraz böyle işte Artificial Intelligence ve Neuroscience ve ikisinin birleşimi hakkında biraz konuşacağım. İlk başta kendimi tanıtayım. Ben şu an Facebook Reality Labs'ta AI Research Scientist olarak çalışıyorum. Bilmeyenler için Facebook'un Reality Labs kısmı AR VR kısmının research yapıldığı kısım. Yani daha çok böyle Oculus ve Virtual Reality, Augmented Reality kısmının yapıldığı. Stanford'dan elektrik mühendisliğinden doktorumu bitirdim. Ondan önce de ODTÜ elektrikten almıştım undergrad'ımı. Doktorumu yaparken bir yandan da işte Google X'te AI Residency yaptım. Apple'da Data Science Internship yaptım. Yani böyle aslında biraz büyük kampanyaların hepsini gezmiş gibi bir şey oldum. Onunla ilgili de sorularınız olursa alabilirim yani. Şimdi peki ben böyle elektrik mühendisliği okumuşum, bu neuroscience ve artificial intelligence falan nereden çıkıyor? Ondan bahsedeyim. Normalde ODTÜ'deyken ben signal processing, telecommunication falan çalışıyordum. Ama hep böyle zekaya, intelligence'a, işte beyin nasıl çalışıyor, nasıl işliyor, biz etrafımızı nasıl algılıyoruz. Onlara hep ilgiliydim yani. Ama o zamanlar tabii bundan işte 10 yıl öncesini falan hani düşünün. Şey yoktu yani, Türkiye'de neuroscience ile ilgilenen, çalışan hiçbir bölüm yoktu. O yüzden Stanford'a geldikten sonra buradaki imkanları gördükçe ben bir neuroscience labına katıldım. Bir de böyle çoğu Amerikan üniversitesinde, zaten Stanford'da öyle, hani sizin hangi bölümde olduğunuzun çok da bir önemi yok aslında. Hani istediğiniz hocaya gidip istediğiniz şeylerde çalışabiliyorsunuz. Bu da bana böyle bir imkan verdi. Öyle olunca ben doktora research'ımı Neuroscience ve Artificial Intelligence'ın kesişiminde yaptım. Şimdiki çalıştığım Facebook'taki işim ve takımım da biraz onunla alakalı. Intelligence'la başlayalım. Intelligence yani zeka. Zaten Artificial Intelligence'ın adında var. Neuroscience da canlının sinir sistemini inceleyen bilim dalı. Bu ikisinin kesişim noktası zaten intelligence. Artificial intelligence, intelligence'ı makinelerin diliyle çözümlemeye daha efficient bir şekilde simüle etmeye çalışıyor. Neuroscience ise zaten hani canlı var, zekası var, intelligence var. Biz bunu biliyoruz, çözümü biliyoruz. Peki buna giden yol nereden geçiyor? Bunu anlamaya çalışıyor. Çok kısa bir şekilde size bu biyolojik nöronların ve artificial nöronların, zaten hatırlıyorsanız onun üstünden gideyim. Bu arada bu sunum çok böyle teknik bir sunum olmamasına dikkat ettim. Hani herkese anlaşılabilir olması için. O yüzden şu an çok kısa bir böyle introduction yapıyorum. İşte biyolojik nöron lise derslerinden hatırlıyorsanız zaten böyle işte bir dendritiniz var, nükleus var. Buradan böyle bir nöron information alıp dendritlerden, diğer nöronlardan, cell body'den geçirip bilgiyi aksonlardan diğer nöronlara iletiyor. Zaten yapay nöronlar da aynı şekilde buradan tamamen esinlenerek yapılmış inputları alıp toplama ve aktivasyon fonksiyonundan geçirip outputlarını diğer nöronlara aktaran nöron çeşitleri, tamamen birbirinden esinlenerek olmuş bir şey. Daha sonra işte zaten beynimizde milyarlarca nöronlar var. Bunlar böyle brain circuitry oluşturuyorlar. AI networkleri de yine aynı şekilde bunu simüle ederekten bu tek tek nöronların hepsini birleştirip adjustable synapse'larla birbirine bağlanıp böyle brain circuitry simüle etmeye çalışarak oluşturulmuş networkler. Şimdi neuroscience çok çok geniş bir alan. Çok geniş bir alan. Yani insanın, sadece insan değil, tüm canlının, beyninin, yani evrendeki neredeyse en komplike objelerden
birini anlamaya çalışıyoruz. O yüzden çok farklı alt dalları var. Biraz bunlardan hemen kısaca bahsedeyim. Behavioral neuroscience dediğimiz şey mesela beyin nasıl davranışı etkiliyor. Yani beynimiz davranışlarımızı nasıl kontrol ediyor? Bunu inceler. Cognitive neuroscience dediğimiz beyin nasıl düşünmemizi, nasıl düşünüyoruz yani, bunu nasıl oluşturuyor, etrafımızı nasıl algılıyoruz ve bunun altındaki neural prosesler neler, bunlara bakıyor. Developmental neuroscience dediğimiz şey, işte beyin hani gelişme sürecinde nasıl büyüyor, nasıl değişiyor, nasıl son halini alıyor, buna bakıyor. Clinical neuroscience dediğimiz şey, işte sinir sistemindeki disorderlara bakıyor. İşte Alzheimer'dır, şizofrenidir, ADHD'dir, neden bunlar, neden bu tarz böyle hastalıklar yaşıyoruz, bunlara bakıyor. Computational neuroscience dediği de, bu daha çok benim alanıma giriyor. Beyin nasıl yani beyni nasıl simüle ederiz? Bunu nasıl şey yaparız? İşte bu da zaten asıl artificial intelligence'in kökenine giriyor. Yani fiziksel ve matematiksel formülleri kullanarak biz beynin işleyişini nasıl makine dilinde simüle edebiliriz? Bunun dışında daha birçok var. Neuroengineering, neuroimaging gibi farklı farklı alt dalları var. Yani çok fazla, çok geniş bir alan. Çok fazla çalışmalar var. Peki beyni anlamaya çalışmak demek ne demek? Hani buna bakalım. Böyle bir diyagram var aslında. İşte yani beyni anlamak için sizin ihtiyacınız olan üç şey var. Bir computational neuroscience, dediğim gibi beyindeki neural aktiviteyi anlamaya çalışan bilim alt dalı neuroscience'ın. İkincisi cognitive science dediğimiz davranışı anlamaya çalışan bilim dalı ve artificial intelligence tabii ki böyle kompleks modellerle böyle kompleks kognitif görevleri modelleyen computer science dalı. Şimdi siz işte davranışı alıp beyninizden de neural datayı alıp bu ikisini birleştirip artificial intelligence metodlarıyla bir şekilde bunları modelleyip beynin nasıl çalıştığını anlamaya çalışıyoruz kısaca. Şimdi ben bugün biraz şeyden bahsedeyim istedim. Şimdi neuroscience böyle çok geniş bir alan dedik. Bir sürü işte insandan deney yapılıyor, hayvandan deney yapılıyor, data toplanıyor. Çok farklı farklı data çeşitleri var. Zaten artificial intelligence'ın da ana kaynağı hani datadan beslenip model oluşturmak. O yüzden böyle en çok kullanılan neuroscience metodlarını, birkaçını kısaca böyle onlardan bahsedip bu alanlarda nasıl artificial intelligence'ı kullanıyoruz? Çok kısa böyle bunu anlatmaya çalışacağım herkesin anlayabileceği şekilde. Şimdi bu diyagramda gördüğümüz şey X ekseninde zamanı görüyoruz, Y ekseninde de size'ı görüyoruz. İşte beyinden sinapsa kadar düşen okumu görüyor musunuz bilmiyorum ama. Mesela işte EEG ve MEG dediğimiz şey beynin daha böyle büyük kapsamda görselleyip sadece millisecond düzeyinde temporal resolution olan yöntemler. Bir başka mesela şey seçelim, fMRI imaging dediğimiz yine böyle daha çok, daha genel, high level imaging yapıp fakat EEG'ye göre gördüğünüz gibi daha fazla temporal resolution'u olan bir yöntem mesela. Böyle gördüğünüz gibi bir sürü yöntem var ve 1988'den beri 2014'de hani aradaki böyle yöntemlerin zaten çoğalıp ne kadar hem zamanda hem de special resolution'da değiştiğini de görebilirsiniz. Şimdi mesela EEG'den başlayalım dedim. En çok kullanılan yöntemlerden bir tanesi. Burada gördüğünüz gibi EEG başlıklarıyla kafanızın dışından scalp'ın yani kafatasının dışından toplanan elektriksel sinyaller bunlar. Tabii ki dış kısımdan olduğu için burada gördüğünüz gibi bir şapka falan kullanılması gerekiyor. İşte 32 elektrod, 64, 128 ne kadar kompleks olduğuna göre değişiyor. Kafatasının dışından elektriksel sinyalleri yakalamaya çalıştığınız için aslında bu sinyaller normalde çok zayıf sinyaller.
Bu nedenle genelde çok gürültülü sinyaller ve zaten mesela bir elektrodun altında neredeyse binlerce nörondan aynı anda sinyal geldiği için böyle aynı çok böyle geniş alanın sinyalini toplayan bir yöntem bu. Örnek göstermek istedim sadece. Bu tek tek elektronlardan nasıl sinyaller görüşüyor. Yani böyle baktığınız zaman zaten tamamen hani noisy, böyle artifact dolu, çok da bir şey anlaşılmayan böyle patternlar görüyorsunuz. İşte hastanede epilepsi hastalarına falan bakan doktorlar genelde ya da hemşireler yıllarca böyle gözlerini train etmiş insanlar bunlar. Hani onlar böyle ancak bu sinyallere bakarak bir şeyler anlayabiliyorlar. İşte bu noktada aslında bizim artificial intelligence yardımımıza yetişiyor diyelim. Hani benim mesela hiçbir şekilde eğitimim olmadan EEG'yi okumak için hani acaba bir artificial intelligence yöntemi bana yardım edebilir mi yani bu sinyali anlamak için? Şimdi çok kısa bir şekilde deep learning'den önce bu EEG sinyalleri nasıl prosede ediliyormuş. Hemen ondan bahsedip sonra deep learning gelince hani nasıl değişmiş ona bakalım. İşte EEG sinyallerini ilk başta böyle pre-processing'den geçiriyorduk. Yani noise'le işte noise'dan denoise yapmaya çalışıyoruz, noise'dan kurtulmaya çalışıyoruz. Artifact'lerden kurtulmaya çalışıyoruz. Signal to noise ratio'yu artırmaya çalışıyoruz. Daha sonra feature extraction yapmaya çalışıyorduk. İşte PCA'dır, ICA'dır ya da farklı yöntemler, işte CPC falan gibi EEG'ye özel böyle feature extraction yöntemleri var. Onlarla böyle biraz anlamlı, daha böyle hani 128 feature'ı değil de daha böyle az feature kullanalım diye feature extraction yapıp daha sonra bunları böyle decoding yani classification ya da regression modellerine sokuyorduk. İşte ne bileyim logistic regression'dır, decision trees'dir. Böyle machine learning falan bilen arkadaşlar zaten bunları biliyor. Fakat daha sonra deep learning bu alana tanıtılınca ki bu aslında çok daha yakın bir zaman yani 3-5 yıl falan oldu diyebiliriz. Daha farklı böyle daha gelişmiş modellere ve sorulara da tabii ortam açıldı. Mesela bir örnek veriyorum burada işte. İşte sleep EEG decoding artık deep learning ile yapılıyor. SleepNet denen birkaç yıl önce çıkan bir yöntemle daha önceki yöntemlerin çok daha işte üstünde bir performans gösterip insanın uyurken ki işte böyle uyku bozuklukları olan insanlar da genelde gece yatarken EEG sinyallerini record ediyorlar. İşte REM tam böyle yakından gözüküyor mu bilmiyorum ama şurada şurada aslında işte awake, wake, REM sleep, işte N1, N2, N3 bu uyku stage'leri. İşte bunları decode ediyor mesela sadece EEG sinyallerine bakarak. Bu mesela bir örnek artificial intelligence'ın nasıl kullanıldığına EEG sinyalleriyle. Bir ikincisi epilepsy detection. Artık şu an çok daha accurate olarak yapılabiliyor. En son çalışma daha işte Nisan'da basıldı. SeizureNet diye bir çalışma ve yani %98 ya da %99 derecesinde epilepsi detect edebiliyorlar deep learning yöntemiyle artık. Bu da bayağı büyük bir gelişme. Ya da işte hani mind reading dediğimiz bu tüm popüler haberlerde gösterilen tüm şeyler ve tüm işte human computer interaction, brain computer interaction application'ları hep EEG sinyallerin artık deep learning ve artificial intelligence modelleriyle işlenmesinden çıkıyor. Mesela işte mind reading dediğimiz şey en son yapılan yine çalışmalardan birisi. İnsanın sadece EEG sinyallerinden gördüğü resmi reconstruct etmeye çalıştılar. Burada gösterdiğim o paper'dan aldığım bir figür. İşte gerçek imajlar bunlar, reconstruct edilmiş imajlar da bunlar. Hani çok perfect değil ama zaten sinyal kalitesini bu zaten sinyal kalitesine çok bağlı. Algoritmanıza da çok bağlı. Ama bence çok iyi bir gelişme. Yani bayağı benziyorlar birbirlerine. Bir problem bu EEG alanında hala artificial intelligence. Niye daha çok artificial intelligence'a ihtiyacımız var? Çünkü şimdi bu grafikte şeyi gösteriyorum. Son
yıllarda basılan EG paper'larında kullanılan architecture'lar. İşte CNN var, RNN var, gördüğünüz gibi DBN var. İşte CNN plus RNN kombinasyonları var. Yani aslında hala bir şey yok mesela. Computer Vision'da işte hani CNN kullanılıyor, NLP'de RNN kullanıyor falan gibi böyle oluşmuş state of art kısmı hala bu EEG datalarında yok. Hala bir state of art yok. Bu yüzden hala daha çok büyük çalışmalar gerekiyor. Çok büyük research gerekiyor. Böyle bir hani daha böyle şey noktasına gelemedik yani. Hala tam olarak anladığımız hangi model bu sinyaller için tamamıyla güzel bir şekilde çalışıyor. Hala bu noktayı bilmiyoruz. Bu nedenle artificial intelligence'a daha çok hani hala daha çok artificial intelligence research'lerine bu alanda bayağı ihtiyacımız var. Bir ikinci mesela neuroscience'da data toplama yöntemi ya da işte kullandığımız fMRI dediğimiz functional magnetic resonance imaging. Bu gördüğünüz kocaman hani makinelerin hastanede falan daha önce gerektiyse belki hani çekildiyseniz böyle bir makinenin içine giriyorsunuz. Zor yani çok zor ve çok pahalı bir yöntem. Bundan alınan data nasıl gözüküyor? İşte bu fMRI'da fMRI'nin ölçtüğü şey de EEG'nin aksine elektriksel sinyalleri değil de kan akışını ölçüyor. Yani assumption şöyle, eğer sizin beyninizin bir parçası aktive olduysa oradan daha çok kanın geçtiğini, dolayısıyla oksijen seviyesinin arttığını assume ediyoruz. Bu fMRI'de oradaki kan akışını ve oksijen seviyesini ölçüyor. Burada görülen daha böyle kırmızıyla belirtilen alanlar demek ki oradaki işte kan akışı artmış. Demek ki beyninizin o kısmı o anda aktif ve daha aktif olmuş demek. Bu AI fMRI stadilerinde çok fazla kullanılıyor. Zaten bu image olduğu için hani image işleme kısmında zaten kullanılan bir sürü teknikler var. Ama en çok kullanılan ve bence de en çok kullanılması gereken ve işe yarayan kısım zaten mental health detect etmede. Yani şizofrenidir, ADHD'dir, depresyondur, Alzheimer'dır. Doktorların işte sözle ya da görsel şey olarak, görsel sizin fMRI imajlarınıza bakarak belki detect edemeyeceği daha zor case'lerde AI bizim yardımımıza yetişecek diye umuyoruz. En son yapılan bir çalışmanın örneğini yine burada vermek istedim. Şizofrenide, bu da çok yeni çıkan bir paper. İşte emphasis diye bir metotlarıyla araştırmacılar %87 accuracy ile şizofreniyi detect edebildiklerini iddia ediyorlar. Ve bu daha önce hiç ilaç kullanmamış hastalar. Ve böyle bir çalışma daha önce hiç yoktu. Şu an bu elde ettiğimiz en yüksek accuracy ve bayağı da hani gelecek için daha hani söz vaat ediyor bence. Daha da ve bunları daha da artırmaya ihtiyacımız var. Bu yüzden mesela bu alanda da daha fazla AI research'ine ve AI'cılara ihtiyacımız var. Üçüncü bir yöntem elektrofizyoloji dediğimiz mesela single cell recording yapılıyor. Şimdiye kadar bu bahsettiğim iki yöntem EEG ve fMRI insandan çok böyle high level kafatasınızın dışından genelde gürültülü sinyalleri record ettiğimizde. Şimdi biraz daha beynin içine doğru ilerliyoruz yavaşça ve tek bir elektrotla tek bir nörondan sinyal aldığımız bir yöntem. Bu elektrot dediğimiz şey, burada görünen şey aslında bir saç telinden çok çok daha ince bir şey. Ve işte amplifier'la buradan nörondan aldığımız elektriksel sinyali amplify edip böyle voltaj değişimini görebiliyoruz bu tek bir nörondan. Ve bunun bir de böyle multi-elektrot array ile tüm bu elektrotları aynı anda beynin içine sokmaya çalıştığımız yöntemi var. Bunda da işte genelde en fazla işte 60, 124 falan aynı anda o kadar nörondan kayıt alabiliyoruz. Şimdi bunda şeyden bahsedeceğim. Şu anki gelişmelerden değil de AI'la nasıl birbiriyle iç içe aslında birbirini destekleyen bir experiment'tan bahsedeceğim. Bu 1958 yılında yapılmış bir experiment.
ve Hubelen Wiesel denen iki tane bilim adamı beraber yapıyor. Ve bunlar Nobel alıyor hatta bu araştırmalarının sonucunda. Şimdi yaptıkları şey aslında bunlar böyle single cell recording yapmaya çalışırken bu adamlar kediye, kedinin böyle oradaki bir işte nöronunun sinyallerini kaydederken ekrandan bir sürü bir şey gösteriyorlar. Hiçbir sinyal alamıyorlar. Her çeşit işte ne bileyim fare imici gösteriyorlar, ağaç imici gösteriyorlar, her çeşit imici gösteriyorlar. Ve hani hiçbir şekilde hiçbir sinyal alamıyorlar aylar boyunca uğraşıp. Daha sonra bir gün tam işte bunların böyle bir tanesi, o zamanlar tabii şey var böyle slide'ları çekip böyle tepe göz var işte. Tam böyle slide'ın bir tanesini çekip diğerini koyarken böyle bir sinyal alıyorlar. Böyle nasıl ya falan derken işte daha başka inceleyip aslında o selden aldıkları sinyalin o slide'ın kenarındaki çizginin kayışı olduğunu fark ediyorlar. Yani şurada hatta videosunu göstereceğim size. Kendi orijinal videoları. Umarım oynuyordur ve sesi de geliyordur. Biraz ileri sarayım. Daha sonra bu işte ışık sadece çizgi şeklindeki ışığı kaydırarak duyduğunuz tık 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 sesleri nöronun sinyal fire etme sesleri. Mesela biraz sağ kaydırınca ses kesiliyor. Çarpıların üzerine gelince nöron tekrardan fire etmeye başlıyor. Neyse ileri alıyorum biraz. Bu daire çizdikleri yer sinyal olmadığı yerler, çarpı koydukları yer sinyal olduğu yerler. Yani bu demek ki o sizin visual korteksinizin ilk layer'ındaki nöronun receptive field'ı böyle gözüküyor. Ortada bir çizgi ve kenarları sessiz. Şimdi bunu mesela bu deneyi böyle o stimulus'un açısını değiştirerek yaptıklarında sadece belli bir açının, belli bir sel için en fazla firing rate'i verdiğini görüyorlar. Ve en sonunda böyle bir curve çıkıyor. Buna işte tuning curve deniliyor ve sizin böyle visual korteksinizdeki ilk layer'daki nöronların hepsinin böyle bir tuning curve'u var. Adamlar bu buluşlarıyla yanlışlıkla demeyelim, biraz şansına, biraz azimle buldukları bu buluştan Nobel ödülü alıyorlar. Şimdi bu zaten tuning curve'ı çizerseniz hani iki modelle böyle bir Gabber patch gibi bir hani böyle bir görünümü var yani receptive field'ın. Ve şimdi size sadece şey göstereceğim. Çoğu deep learning çalışan arkadaşın bildiği meşhur ya visualization figürü. Hani CNN'lerdeki birinci layer'daki filter'lar ve aradaki benzerliği zaten görüyorsunuz. Hani bu bize şey gösteriyor aslında. Doğru yoldayız artificial intelligence'da da. Çünkü bizim visual korteksimizdeki ilk layer'daki nöronların receptive field'larıyla aslında bizim şu an build ettiğimiz neural network'lerin ilk layer'ındaki receptive field'lar birbirlerine çok benziyor. Bu tarz şeyler beni heyecanlandırıyor. O yüzden size de böyle anlatayım istiyorum. Hani böyle daha önce duymamış olabilirsiniz. Çünkü hani bu hani ilk başta bakınca ha tamam sadece işte edge detection yapıyorlarmış. İşte CNN'in ilk layer'ının böyle bir şeyi varmış falan. Hani demek başka, bunun hakikaten o hani benim visual korteksimdeki hani korespondansı yani şeyi başka, işleyişi. İkisi de aynı şeymiş yani hani. Son olarak bir de bu sefer calcium imaging'den bahsedeceğim. Yine neuroscience'da çok kullanılan bir yöntem. Bu da benim
research'ımın ana şeyiydi, kullandığımız teknikti, bizim labda geliştirilen. Merak etmeyin, burada fare iyi yani. Kafasına bir mikroskop, çok mini mini mikroskop böyle implement edilmiş. Ve onun böyle daha böyle deep, daha derin yerlerdeki nöronlarını görebiliyoruz bu tarz imaging ile. Peki bunda data nasıl görünüyor? Bunu da göstermek istiyorum size. Oynatabilirsem videoyu. Şimdi bu videoda bu gördüğünüz tüm küçük flashing ışıklar aslında hepsi birer nöron. Nöronlar ne zaman aktive olsa böyle bir ışık yayıyorlar. Ve biz buna calcium imaging de diyoruz. Ve böyle gördüğünüz gibi sadece tek bir nörondan değil. Bu mesela çok küçük bir alan burada gösterdiğim şimdi. Ama bir sürü nörondan aynı anda sinyal alabiliyoruz. Gördüğünüz gibi. Okay, bir sonraki slide'a geçelim. Şimdi burada gösterdiğim mesela herhalde burada bir 300 nöron falan var aynı anda. Benim gözüm alışık olduğu için söyleyebiliyorum. Fakat dediğim gibi yıllarca bu teknikler çok hızlı bir şekilde gelişiyor ve zaten amacımız bizim daha yüksek resolution'la daha fazla nöronu aynı anda kaydedebilmek. Peki neden bunu yapmak istiyoruz? Çünkü siz sadece bir tane nöronu izlediğinizde, kaydettiğinizde sadece ona dair bir bilgi alabiliyorsunuz aynı anda. 60 tanesini beraber kaydedin multi elektrotla. 60 tanesinden bilgi alabileceksiniz aynı anda. Fakat bizim beynimizde milyarlarca nöron var ve bizim herhangi bir işlemi yapabilmemiz hani tek bir nöronla olmuyor. Bunların yüzlerce, binlercesi aynı anda bir şekilde grup halinde çalışıp bu işlemleri yapabiliyorlar. Yani dolayısıyla bizim bu aslında beynin nasıl çalıştığını anlayabilmemiz için çok fazla sayıda nöronu aynı anda kaydedip bunlardan datalarını yani bilgilerini alıp daha sonra bunları bir şekilde yorumlayarak, davranışla pekiştirerek beyni anlamaya çalışmamız lazım. Bu nedenle amacımız hep böyle daha fazla nöronu aynı anda kaydedebilmek. Şimdi size benim doktora labımdan bir tane resim göstereceğim. Bu şu an yani dünyada işte calcium imaging ile alınabilecek en büyük imajlardan bir tanesi. Bu gördüğünüz beyin aslında tüm bir farenin tüm beyni yani. Ve kortekste gördüğünüz bir sürü hücreler var. Sol taraftaki kısımlarda beynin bölgeleri, işte şurası visual cortex, burası motor kısmı, şurası auditory cortex falan. Şimdi burada mesela zoom yaptığımızda birazcık amacımız hani burada amacımız bizim bu ekrandaki, bu beyinde aldığımız bu videolardaki, imajlardaki her hücreyi tek tek identify edip bunların hücreleri identify ettikten sonra spike train'lerini yani trace'lerini voltaj değişimlerini çıkarabilmek. Dolayısıyla bu çok fazla bir computational challenge oluşturuyor. Hani bu alanda çalışan insanlar için. En büyük problemlerden birisi bu. Yani imaging teknikler geliştikçe bir sürü böyle computational challenge'lar meydana geliyor. Daha sonra biz bu nöronları identify edip nerede olduklarını bilgilerini aldıktan sonra zaten önümüzde sonsuz alanda sorular var cevaplayabileceğimiz. İşte dediğim gibi önemli olan ama burada bu kısmı böyle large scale imaging yaptığımız zaman mesela ben burada şu an her area'dan hücre yani nöron imaj edebiliyorsam eğer visual cortex ile audio cortex arasındaki bir bağlantıyı kurabilirim. Ya da visual cortex ile motor cortex arasındaki bir bağlantıyı kurabilirim. Mesela işte yine benim böyle doktora sırasında uğraştığım konulardan bir tanesi zaten bu hücreleri nasıl identify edip işte şey yapacağımız. Daha sonra da
Şurada mesela PTLP diye bir bölge görüyorsunuz. Bu bölge bir şekilde biliniyor ama ne yaptığı bilinmiyor hala. Hani neyle görevli olduğu bilinmiyor. Mesela ve Visual Cortex'ten bu bölgeye bir bilgi akışı olduğunu bulduk. Ama neden, ne şekilde hani buna böyle bunu inceliyordum mesela. Visual Cortex ve Perception çalışıyordum. Ya da bir diğer mesela soru sorabileceğiniz işte Visual Cortex'ten ben mesela bilgi alıyorum. Bir task'te train olmuşum bir şeyi yapabilmek için. Tamam, öğrenmişim. Hani öğrenme tamamlanmış ama hala bir yerlerde hata yapıyorum. Mesela bu hata nereden kaynaklanıyor? Yani mesela ben bir şeyi okey, biraz da zamanım var mı bilmiyorum. Neyse, kısaca anlatayım. Mesela fareye farklı farklı resimler gösteriyorsunuz ve onu her resimde farklı bir aktivite yapmak için eğitiyorsunuz. Peki eğitmişsiniz yani. Fare mesela %90 doğru aktiviteyi gösteriyor. Fakat arada hala hata yapıyor. Hani bu visual cortex'ten motor cortex'e bu bilgi akışı olurken bu hata nereden geliyor? Hani bunu hala bilmiyoruz. Okey, 7 dakikam varmış. Yok, burayı önce oturayım, bitirebilirim. Şimdi ve son olarak sadece şeyden bahsetmek istedim. Hani şimdiye kadar böyle işte gördüğünüz gibi bir sürü zaten neuroscience'de çok büyük alan var. Çok fazla teknik var. Her teknik farklı kalitede sinyal, farklı çeşit sinyal, farklı çeşitlilikte data topluyor. İşte time series sinyaller var, imageler var, farklı farklı şeyler var. Peki bu yüzden why neuroscience? Yani neuroscience hala neden böyle daha çok AI'ya, daha çok data scientist'e ihtiyacı var? Yani ilk başta zaten şu an gerçekten computational neuroscience'ın golden age'indeyiz diyebiliriz. Böyle şimdi gelmiş geçmiş en hızlı ve ucuz computation'ın yapılıp bu kadar büyük dataların toplandığı bir alandayız yani. İşte ben mesela çalışırken bu calcium imaging'le çok fazla data var. Ve bizim topladığımız datalar çok böyle bir de high resolution datalar. Böyle ImageNet'teki falan gibi hani mesela onların yanında çok daha büyük kalıyor. İşte 20 dakikalık bir video mesela 300 GB falan. Çok fazla big data var. Tabii dolayısıyla bu çok fazla computational challenge da getiriyor. Bu yüzden bir sürü işte data scientist ve AI'ci ihtiyacımız var ki bu computational challenge'ları da bir şekilde çözelim. Mesela en büyüğü bu challenge'ların bir tanesi overfitting. Ama overfitting'den kastım mesela computer vision'daki gibi overfitting de değil. Yani computer vision'da siz bir sürü şey de yapabilirsiniz. Atıyorum işte data augmentation metodları var, ne bileyim resimleri ya da git daha fazla resim topla falan. Fakat siz biyolojik datayla uğraştığınız zaman sizin daha fazla data toplamanız ya da data augmentation yapmanız aslında çok zor. Çünkü hani insanın ya da hayvanın da belli bir kapasitesi var yani. Siz onu böyle 24 saat oturtup deney yaptıramazsınız ona orada. Hani çok kısıtlı. O yüzden çok az aslında data var. Bu yüzden overfitting en büyük challenge'lardan bir tanesi. Ve hani biraz böyle anlaşıldığı üzere daha böyle bilinmeyen çok çok fazla soru var. Statistiksel metotlarla ya da machine learning metotlarıyla aslında gerçekten anlayabilip yani beyni anlamamıza kapılar açacak çok fazla soru var ve çok fazla böyle AI tekniklerinin yardım edebileceği alanlar var. O yüzden zaten böyle ben hani biraz da interdisipliner çalışmayı çok seviyorum. Böyle AI'dan hani bir perspektif alıp neuroscience'a getirebiliyorsunuz. İşte şu tekniği belki burada uygulayabilirim falan. Ya da neuroscience'dan bir fikir alıp AI'ya götürebiliyorsunuz. Aa işte hani beyinden şunu ilham aldım. Belki bunu hani artificial intelligence'a uygulayabilir miyiz falan diye. Bu yüzden hani biraz bu talk'un şeyi de amacı da sanki insanları hani AI yapan insanları biraz da neuroscience'a mı
itmek gibi oldu bilmiyorum ama gerçekten çok heyecan verici konular var. Çok böyle discover edilmemiş çok fazla şey var. Umarım biraz olsun merakınızı çekebilmişimdir. Birazcık böyle bilgilendirebilmişimdir. Hani neuroscience ve artificial intelligence arasındaki bilgi ve artificial intelligence'ın nasıl neuroscience'e gerçekten çok yararlı olabileceği konusunda. Teşekkür ediyorum. Ve herhalde sorular varsa alırım. Tekrardan merhaba. Teşekkür ederiz sunumunuz için. Şimdi isterseniz soru cevap kısmına geçelim. İlk olarak merhabalar öncelikle. Saat farkına rağmen yayınımıza katıldığınız için teşekkür ederiz. Doğuş abinin sorusu Hubble Diesel Cat Experiment hakkında olacakmış. Deneyin output'u nedir acaba? Kaçırmış olabilirim. Özür dilerim diyor kendisi. Deneyin output'u bu ana output yani asıl onlara Nobel kazandıran kısmı şey. Bu sizin işte visual cortex'inizdeki böyle ilk retinadan bilgiyi dışarıdan aldığınız zaman retinadan geçiyor o bilgi. Ve böyle visual cortex'inde farklı farklı layer'ları var işte V1, V2, V3 falan dediğimiz. İlk böyle V1'daki hücrelerin, nöronların hepsinin spesifik bir tuning curve olduğu anlaşılmış. Hepsi aslında ilk layer'daki tüm nöronlarınız ilk başta edge detection yapıyor. Fakat bu edge detection'ın da hepsinin farklı bir açısı var. Böyle farklı açılardaki edge'leri detect ediyorlar. Hani bu daha önce bilinmemiş bir şeydi ve aslında daha sonra visual cortex'i anlamamızda ve daha ileriki layer'ları anlamamızda çok fazla şeye kapı açtığı için de sanırım Nobel'e layık görüldü yani. Teşekkür ederiz. Sıradaki soru, genomic data scientist'lere de ihtiyaç var mı acaba? Kesinlikle, evet. Çok fazla genomic data var. Genomic alanında da zaten yeni aletler, daha böyle ucuz, daha fazla data üreten aletler geliştiriliyor. Kesinlikle orada da çok fazla ihtiyaç var tabii ki. Bir sonraki sorumuz, henüz insana bulaşmamış SARS-CoV virüsü tespitinde AI kullanılabilir mi diye sormuş. Herhalde bu bilmediğimiz bir virüsten mi bahsediyoruz? Böyle bir herhangi bir hayvandaki insana bulaşmamış SARS-CoV derken. Öyle. Evet, öyle. Okay, öyleyse, yani tespitinde kullanılabilir mi? Şimdi o neuroscience ile alakalı değil. O daha çok hani virüs viroloji ile alakalı. O yüzden çok bir fikrim yok. Hani eğer beyni etkileyen bir virüsse, hani beyin fonksiyonlarını etkileyen ve o böyle hani data toplayabileceğimiz bir hayvanın üzerindeyse tabii ki hani olabilir. Ama teşekkür ederiz. Bir sonraki sorumuza geçelim. sıradaki sorumuz, insan beyninde sizi en çok etkileyen kısım nedir diye sormuşlar. İnsan beyninde beni en çok etkileyen kısım. Evet. Yani biz zaten daha etkileyenden çok yani hala bu kadar komplike işlemleri yapıp hala çok küçük şey bilmemiz hakkında herhalde beni en çok etkileyen ve böyle hani neuroscience'da çalışmaya iten şey oydu. Yani aslında mesela şu an böyle textbook'ta falan okuduğumuz her şey işte hafıza nasıl çalışıyor, şey nasıl çalışıyor falan. Hani neuroscience alanına girdikten sonra şeyi fark ettim. Hala hepsi hipotezmiş yani. Hani böyle hala bilmiyoruz. Her an hepsi değişebilir. Böyle yeni datayla, yeni algoritmalarla yeni bir şey keşfettiğim zaman o bilgilerin de hepsi değişebilir. Herhalde en çok bu kısmı yani etkiliyor. Teşekkür ederiz. Bir sonraki sorumuz. Merhaba, CS son sınıf öğrencisi olarak sinir bilimi
ilgim var. Yüksek lisans için bölüm tavsiyeleriniz nelerdir? Medikal bir bölüm seçmeli miyim? Bir de iyi üniversiteler için GPA zorunlu mu? Teşekkürler demiş. Şimdi yüksek lisans için bölüm tavsiyeleri sanırım Türkiye ve Türkiye dışı için değişebilir. Açıkçası Türkiye'deki bölümler hakkında çok bir fikrim yok, özür dileyerekten. Ama zaten hani yurt dışında bir şey düşünüyorsanız kesinlikle ya böyle computational ya biology ya da neuroscience bölümleri zaten var. Hani her onlardan birini hani seçersiniz diye düşünüyorum. Türkiye'de de sanırım yavaş yavaş yani neuroscience çalışmaları olduğunu biliyorum ama bölüm açıldığını hiç bilmiyorum, varsa da hakikaten bilgim yok. Medikal bir bölüm seçebilirsiniz. Hani şey istiyorsanız mesela atıyorum clinical neuroscience'la ilgili ya da Alzheimer, şizofreni işte hani o tarz şeyler çalışayım istiyorsanız medikal bir bölüm de yardımcı olabilir. Ama biraz hani arada bir farklılık var yani. Hani aynı şeyler diyemem. Bir de iyi üniversiteler için GPA zorunlu mu? İyi üniversiteler için GPA zorunlu değil. Sadece bir eleme yöntemi olarak kullanılıyor diyebilirim. Yani hani iyi bir üniversiteye tüm dünyadan binlerce insan başvuruyor. O yüzden hani GPA'yı böyle bir ilk eleme şeyi olarak kullanıyorlar. Ama sizin çok daha fazla böyle şeyiniz varsa, ne bileyim araştırmanız, işte open source kodunuz, şunu yaptım, bunu yaptım falan. Hani o zaman GPA gerekli değil. Yani hani GPA'nin şundan yüksek olacak diye kimse bir şey demiyor. Ama sadece onu da böyle bir gösterge olarak kullanıyorlar. Teşekkür ederiz. Bir sonraki sorumuza geçelim. Evet, Doğuş abi, ikinci sorum ise koronavirüs ve AI hakkında olacak. Sizce nasıl bir use case olabilir? AI'ın kullanımı hakkında diye sormuş. Örneğin decision tree vaka tespiti için kullanılabilir mi demiş. Decision tree vaka tespiti için tabii kullanılabilir. Sadece bu koronavirüs konusunda AI'ın şu an daha çok yani zaten hepimizin bildiği gibi AI'ın beslendiği kısım data ve şu an koronavirüs konusunda o kadar çok data kirliliği var ki hani her ülkeden bir zaten farklı şekilde data toplanıyor. Farklı şeylerle, protokollerle data toplanıyor. Zaten her ülkenin, açıkçası ben de Türkiye'nin mesela doğru rakamları verdiğini de düşünmüyorum. Yani hani ve çoğu ülke için de bu böyle. Çin'in de öyle. Hani doğru datamız olup olmadığını bilmiyoruz. Ve bir sürü zaten değişken var. Hani hala şeyi bilmiyoruz mesela. Bunda işte feature extraction yöntemlerini kullanmamız lazım. Hani hakikaten ne etkiliyor, hangi feature etkiliyor ki insanda ya da hani virüste biz bunu bu böyle hani birbirine geçiyor falan. Hani önce zaten bu problemleri çözmemiz lazım. Bu problemler çözülüp de hani data kısmını ve bunu anladıktan sonra zaten tertemiz bir datam olsun, ben Decision Tree'yi kullanayım. Tabii ki neden olmasın. Ama ondan önce sanırım oraya gelene kadar çok daha fazla problem var. Bir sonraki sorumuz. Donanım gücüyle hesaplama teknikleriyle günümüzde oluşan bu pandemi ve gelecekte oluşacak hastalıklar için çözüm üretmek mümkün müdür? Kuantum bilgisayarlar ile ciddi hesaplama güçlerine ulaşabiliriz demiş. Aynen. Yani kuantum bilgisayarlar zaten çok fazla şey getirecek, hani gelişim getirecek bu konulara. Özellikle big data hani kullanmamız gereken şeylerde. İşte sadece dediğim gibi çözüm üretmek mümkün olabilecek ama ya AI'ın hani ya bir iyi kısmı bir de kötü kısmı, hani datanızın, her şey dataya bağlı yani hani. İşte o biraz önceki sorunun biraz cevabı aynı buna da geliyor. Hani datayı sağladığınız sürece aynen donanım kısmı zaten bayağı ilerledi şu an. O evet, yani kuantum bilgisayarlarıyla da daha da ilerleyecek. Teşekkür ederiz. Bir sonraki soru, neuroscience ile ML yapılarak, yani machine learning yapılarak geleceği inşa etmek için ciddi gelişim sağlanabilir mi diye sormuş.
Tam sorunun şeyini anlayamadım. Geleceği inşa etmek için ciddi gelişim sağlan neyi inşa ediyoruz, neyin gelişimi sağlanıyor? Soru için yorum kısmına daha detaylı bir açıklama yaparsan Evet. biz de cevaplaması için yöneltebiliriz. Tevfik Oğuz, matematiksel mantıkla ilgili biyolojik beyin içerisinde gerçekleşen işlemler hakkında görsel bir imaj yakalayabilmiş midir? Gerçekleşti ise nasıl diye sormuş. Aslında o slaytların bir tanesinde gösterdiğim şey biraz sanırım bu sorunun cevabı olabilir diye düşünüyorum. Mesela şey göstermiştim. Hani sadece EEG sinyallerine bakarak insanın gördüğü resmi rekonstrükt etmeye çalışmışlardı. Hani aslında sanki bu yani senin gördüğün dışarıdaki imajlar senin beyninde belli bir sinyallerin hani pattern oluşturmuş. Sonra sen o imaj bilgisi almadan sadece o sinyalleri kullanarak o imajı tekrardan rekonstrükt etmeye çalışıyorsun. Bu görsel bir imaj yakalanmaya örnek bence. Bilmiyorum sorunun cevabı bu olabilir. Teşekkür ederiz. Ceyda Ünal, Deep Learning ve Neuroscience için önerebileceğiniz kaynaklar var mıdır? Teşekkürler demiş. Evet, bu kaynaklar zaten giderek artıyor. Bir hani şeye bağlı yani hani hangi tarafındasınız böyle ilk başta neyi daha çok öğrenmek istiyorsunuz? Hani neuroscience biliyorum, deep learning'i öğrenmek istiyorum ya da deep learning biliyorum, neuroscience kısmını öğrenmek istiyorumsa hani ikisine göre tavsiye edebileceğim kaynaklar değişebilir. Ama ikisinin nasıl birbiriyle etkileştiği ya da hangisinin hangi yöntemi kullanıp hani ikisinden de biraz bilginiz varsa zaten Deep Learning ve Neuroscience yazınca sanırım böyle bir ilk paper falan çıkıyor işte Fei Feili'nin falan yazdığı bir paper var. Mesela onlar gayet güzel kaynaklar böyle okuyup genel bir fikir almak için. Teşekkür ederiz. Bir sonraki soru. Şu anda çalışmalarınızı akademik alanlarda mı devam ettiriyorsunuz? Demek istediğim bir şirkette mi çalışıyorsunuz yoksa Silikon Vadisi'nde şirketler için araştırmalar mı yürütüyorsunuz diye sormuşlar. Evet, akademik yani üniversitede değilim, şirkette çalışıyorum. İlk başta söylemiştim, işte Facebook Reality Labs'ta research scientist olarak çalışıyorum. Yani hala research yapıyorum, ama Silikon Vadisi'ndeki şirketler için yapıyorum, okul için değil. Teşekkür ederiz. Bir sonraki soru. Neuroscience ile ML birleştirilip otonom sürüşlerde araçlara ve robotlara hissetme yetisi sağlanabilir mi? Duygu katabilir miyiz makinelere diye sormuş. Hani her şey mümkün tabii ki ama bunlar böyle birazcık hani sci-fi şey gibi ama olabilecek şeyler. Sadece daha çok yolumuz var. Daha böyle daha öğrenmemiz gereken çok şey var beyin hakkında. Biraz daha zaman gerekecek. Teşekkür ederiz. Sorularımız bu kadardı. Çok teşekkür ederiz. Ben çok teşekkür Bizi yalnız ettim. bırakmadığınız için. Herkesin anneler günü de kutlu olsun bu arada. Annelerimizin ve herkesin söylemeyi unuttum başta. Ben teşekkür ettim Teşekkür ederiz. Umarım bir sonraki etkinliklerimizde tekrardan görüşmek dileğiyle. abi. Aynen. Kendinize iyi Hoşçakalın. Siz de. Bye.